Sevgili çocuklar merhabalar. Şimdi sizlerle kesirler çalışma soruları 2 testini hep birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki denk kesir problemlerini çözümleyiniz. Biliyorsunuz denk kesirler büyüklük bakımından birbirleriyle aynı büyüklükte ve birbirinin sadeleştirilmiş ya da genişletilmiş hali. Evet. A sorusundan 32, 12 bölü 32 eşittir kutu bölü 8 ve 2 bölü daire eşittir 10 bölü 25 eşitliklerinde kutu artı daire işleminin sonucu kaçtır dedik. Şimdi düşüneceğiz. 32 ne oldu da 8 oldu? Evet, 32 4'e bölündü ve 8 oldu. Yani sadeleştirildi. Dolayısıyla 12'yi de 4'e böldüğümüzde ne oldu? 3 olmuş oldu. Aynı şekilde 2 ne oldu da 10 oldu? 2'yi 5 ile genişlettik ve 10 yaptık. O zaman hangi sayıyı 5 ile genişletirsek 25 olur diye düşüneceğiz. Tabii ki 5. Dolayısıyla buradaki kutucuk 3 ve buradaki dairede 5 olduğu için 3 artı 5 eşittir 8 olması gerekmektedir. Geldik B sorusuna. 24 bölü kutu eşittir 6 bölü 8 ve 6 bölü üçgen eşittir 48 bölü kutu eşitliklerinde kutu bölü üçgen kesirinin değerini bulunuz dedik. Şimdi düşüneceğim 24 ne oldu da 6 oldu. 24 tabii ki 4 ile sadeleştirildi de 6 oldu. O zaman kaçı 4 ile sadeleştirirsem 8 olur? Ya da 8'i 4 ile çarparsam tam tersinde düşünebilirsiniz. Kaç olur? Tabii ki 32. Dolayısıyla 32'yi olduğu gibi yerine koyduk. Yani 32'yi kutunun yerine koyduk. 48 bölü 32 oldu. Ve düşündük. 6 ne oldu da 48 oldu? 8 de genişletildi. O zaman kaçla ben 8'i genişletirsem 32 eder? Tabii ki 4 olması gerekir. Dolayısıyla kutu bölü üçgen kesiride kutu 32 üçgende 4 olduğu için 32 bölü 4 olmak zorunda. Gelelim C sorusuna. Yine kutu bölü 20 eşittir 4 bölü 5 ve kutu bölü daire eşittir 6 bölü 15 eşitliklerinde her ikisinin toplamını istiyor bizden. Düşüneceğim 4 bölü 5 20 ne oldu da 5 oldu? 4 ile sadeleştirdi. Peki kaçı 4 ile sadeleştirirsem 4 elde edebilirim diye düşünelim. Evet, 16. Tam tersi çarpabilirsiniz. 4 kere 4 16 şeklinde düşünebilirsiniz. 16'yı 4'e bölerseniz 4 olur. Dolayısıyla buradaki kutucuk 16 olmuş oldu. Yine yan tarafta 2 6'ya dönüştü. 2 ne oldu da 6 oldu? 3 ile genişletildi. O zaman kaçı 3 ile genişletirsem 15 olur? Tabii ki 5. 5 kere 3 15. Dolayısıyla kutucuk 16, dairecikte 5 olduğuna göre 16, 5 daha 21 sevgili çocuklar. Gelelim D'ye. 7 bölü kutu eşittir 21 bölü 42 ve kutu bölü 15 eşittir 28 bölü daire eşitliklerinde kutu bölü daire kesinin değerini bulalım diyor. 7 ne oldu da 21 oldu? 3 ile genişletildi. O zaman kaçı 3 ile genişletirsem 42 eder? Ya da 42'yi 3'e bölmeniz de bu şekilde bulunabilir. 42'yi 3'e böldüğünüzde 14'ü bulabilirsiniz. Yani 14 ile 3'ü çarparsanız yine 42 elde edersiniz. 14'ü yine yukarıya aldım. Yani şuradan 14'ü şuradaki yere koyduk. 14 bölü 15 oldu yeni kesrimiz. Peki düşündük. 14 ne oldu da 28 oldu? 2 ile genişletildi. O zaman 15'i de 2 ile genişletirseniz 30 olur. Dolayısıyla bizden kutu bölü daireci istiyordu zaten burada. Dolayısıyla 14 bölü 30 oluyor cevabımız. E sorusuna baktığımız zaman 3 bölü 5 eşittir 12 bölü yıldız ve 6 bölü 9 eşittir kutu bölü 27 ve bunların birbiriyle farkını istiyor bizden. 3 ne oldu? 12 oldu. Tabii ki ne yaptık? 4 ile genişletildik. O zaman 5'i de 4 ile genişletirsiniz ne olur? 20 olur. 6 bölü 9. 9 ne oldu? 27 oldu. 3 ile genişletildi. O zaman 6'yı da 3 ile genişletirsiniz 18 olur. Ve dolayısıyla kutu 18, yıldız da 20 olduğuna göre yıldızdan kutuyu çıkarırsak yani 20'den 18 çıkarırsak cevap 2 olmuş olur sevgili çocuklar. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra gelelim karşılaştırmalarımıza. Buradaki karşılaştırmalarımızda çocuklar herhangi bir tam sayıyla birleşik kesirlerin karşılaştırmasıyla alakalı bir soru bu. Burada iki türlü çözüm
yolumuz var. Dilerseniz şu şekilde yapabilirsiniz. 13 bölü 5 ile 2'yi karşılaştırmanız isteniyor bizden. 13 bölü 5'i direkt olarak tam sayılı kesire çevirebilirsiniz. Dolayısıyla ne yaparsınız? 13 ile 5, 2 kere, 2 kere 5, 10, 3 daha 13. Yani 2 tam 3 bölü 5'e dönüştürdünüz. Tabii ki 2'den daha büyük oluyor. Ya da diğer bir çözüm yöntemimiz, tam sayıların altında her zaman için görünmeyen 1 var. Dolayısıyla aslında 5 tam sayı 5 bölü 1 demek. Paydalarını eşitleyebilirsiniz kolay olarak. Dolayısıyla 5 bölü 1'i kesir olarak düşünüp 12 ile genişlettiğimiz zaman 60 bölü 12'ye dönüşüyor. Ve bu şekilde paydaları eşit 2 kesir elde ediyoruz. Ve paydaları eşit kesirlerde biliyorsunuz payı büyük olan daha büyük oluyor. Yani 5'i siz 60 bölü 12'ye dönüştürdüğünüz zaman hemen 40 bölü 12'den daha büyük olduğu hemen ortaya çıkar. Ben bu şekilde yapmayı sizlere öneriyorum daha pratik olması açısından. Dolayısıyla burada 3 bölü 1'i hemen 11 ile genişlettiğimiz zaman ne oldu? 3 kere 11, 33 bölü 11 olur. 33 bölü 11, 3 tam. Bu da 33 bölü 11. Dolayısıyla bunlar eşit. 56 bölü 5. Hemen 12'yi 5 ile, 12 bölü 1'i 5 ile genişletelim. 60 bölü 5 oldu. 60 bölü 5 tabii ki 56 bölü 5'ten daha büyük. Yani 12 tam daha büyük oluyor. Ama dilerseniz 56 bölü 5'i yine tam sayılı kesire çevirebilirsiniz. Bu tercih sizin. 19 bölü 4 ile 4'ü kıyaslayacağız. Tabii ki 4 bölü 1 olarak düşünelim bunu. Hemen 4 ile genişletelim. 4 kere 4 16. 16 bölü 4 aslında 4 tam. Tabii ki 19 bölü 4 16 bölü 4'ten daha büyük. Ve 67 bölü 8. 67 bölü 8 hemen 8 ile bu 8 bölü 1 olarak kabul edelim bunu. 8 ile genişletelim. 68 kere 8 64 bölü 8 olur. 64 bölü 8 tabii ki 67 bölü 8'den daha küçük sevgili çocuklar. 10 ile 70 bölü 7'yi karşılaştırıyoruz. Zaten 70 bölü 7 biliyorsunuz 10 tam. Dolayısıyla her ikisi birbirine eşit oluyor. 39 bölü 6 ile 6'yı kıyaslayacağız. Yine 6 bölü 1 olarak düşünelim bunu. Ve hemen 6 ile genişletelim. 36 bölü 6 oldu. 36 bölü 6 tabii ki 39 bölü 6'dan daha küçük. Ve 12 ile 150 bölü 12 hemen 12 bölü 1 olarak düşünelim bunu ve 12 ile genişletelim. 12 ile 12 144 bölü 12 oldu. 144 bölü 12 de 150 bölü 12'den daha küçük sevgili çocuklar. Evet, ister buradaki bileşik kesirleri tam sayılı kesire çevirin, isterseniz benim yaptığım gibi buradaki tam sayıları genişleterek paydalarını eşitleyin. Hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Tercih sizlerindir. Geriye kalanlar da kolaylıkla yapılabilir. Zaten sizlere cevaplarını verdik. Ve burada üçüncü sorumuzda paydaları eşit kesirlerimiz var. Paydaları farklı kesirlerimiz var sevgili çocuklar. Tam sayılı kesirlerimiz var. Gördüğünüz gibi bunlardan bir miktar yapalım. Zaten paydaları eşit kesirlerde biliyorsunuz payı büyük olan daha büyük. Dolayısıyla 2 bölü 5, 1 bölü 5'ten daha büyük sevgili çocuklar. 7 bölü 11 ve 5 bölü 11. Tabii ki 7 bölü 11, 5 bölü 11'den daha büyük. Burada 2 bölü 3 ve 4 bölü 6 var. Biliyorsunuz paydaları eğer farklıysa, uygunsa ne yapabilirsiniz? Genişletebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Bunu 2 ile çarparak 2 bölü 3'ü 4 bölü 6'ya genişletirsiniz. Dolayısıyla bu da 4 bölü 6, bu da 4 bölü 6. Dolayısıyla bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Diğerine bakalım. 5 bölü 9 ve 8 bölü 9. Zaten paydalar eşit. Dolayısıyla 8 bölü 9, 5 bölü 9'dan daha büyük. 3 bölü 4 ve 7 bölü 8 sevgili çocuklar. Buraya baktığımızda yine 4'ü 2 ile genişleterek 8 olarak paydaları eşitleyebiliriz. 2 ile genişlettiğimiz zaman ne oldu? 6 bölü 8 oldu. 6 bölü 8 tabii ki 7 bölü 8'den daha küçük. Ve 8 bölü 24 ve 3 bölü 6. Burada da yine sevgili çocuklar 4 ile genişlettiğimizi düşünelim bunu. 4 ile genişlettiğimiz zaman ne olacak? 4 kere 3 12 bölü 24. 12 bölü 24 tabii ki 8 bölü 24'ten daha büyük olmuş oluyor. Evet. Bunlar da yine aynı şekilde sorularımız. Sadece şunu dikkat etmenizi isterim. Burada tam sayılı olanlar var. Tam sayılar eğer eşitse kesirleri tabii ki dikkate alacaksınız. Örneğin şuna baktığımız zaman bunun paydası 9, bunun paydası 3. Hemen 3 ile genişlettiğimiz zaman ne olacak? 2 bölü 3 ne olacak? 4, 2 ile 3 ile genişlettiğimiz zaman 6 bölü 9 olacak. 6 bölü 9 yani 7 tam 6 bölü 9.
Tabii ki tam 5 bölü 9'dan daha büyük olmuş oluyor. Buna dikkat edin. Ya da diğer taraftan 3 tam 1 bölü 5 ve 2 tam 2 bölü 5. Tabii ki 3 tam sayı 2 tamdan daha büyük olduğu için 3 tam 1 bölü 5 diğer kesire göre daha büyüktür diyebiliriz. Evet, burada dediğim gibi paydalarını eşitleyerek kolaylıkla karşılaştırma yapabilirsiniz. Evet, burada paydaları aynı ve bazılarında payları aynı kesirlerin karşılaştırması var. Büyükten küçüğe doğru sıralamasını istiyor. Buradan 4 tane seçeceğiz. Evet, bir tane paydalara eşit kesirlerde başlayalım. Paydalara eşit kesirlerde biliyorsunuz payı büyük olan daha büyük oluyor. Dolayısıyla 6 bölü 13 en büyük. Arkasına 4 bölü 13 ve arkasına 2 bölü 13. Hemen altına bakalım. 6 bölü 18, 3 bölü 18 ve 1 bölü 18. Tabii ki 6 bölü 18 daha büyük. Arkasına 3 bölü 18 ve 1 bölü 18. Hemen arkasına bakalım. 18 bölü 5, 18 bölü 3, 18 bölü 10. Buraya baktığımızda ne görüyoruz? Paylar eşit. Biliyorsunuz paylar eşitse paydası küçük olan daha büyük oluyordu. Dolayısıyla 18 bölü 3 daha büyük. Arkasına 18 bölü 5 ve arkasına 18 bölü 10. Ve hemen bir arkaya bakalım, bir altına bakalım. 23 bölü 19, 23 bölü 18, 23 bölü 11. Gördüğünüz gibi burada da paylar eşit. Paylar eşitse tabii ki paydası küçük olan yani 23 bölü 11 diğer kesirlerimizden daha büyük oluyor. 23 bölü 11, 23 bölü 18 ve 23 bölü 19. Evet sevgili çocuklar, bunlar da yine bu şekilde böyle sıralandı. Bir sonraki sorumuzda bu sefer küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Yine aynı şekilde olan sorularımız. Burada da yine paydalar eşit olanı var ve yine payları eşit olan var. Paydalar eşit olduğu zaman bu sefer payı küçük olan en küçük oluyor. 3 bölü 11 en küçük, sonra 6 bölü 11 ve 7 bölü 11 en büyük oluyor. Yine bunların gördüğünüz gibi paydaları 74. Dolayısıyla en küçük 17 bölü 74, arkasına 21 bölü 74 ve 23 bölü 74 diğerlerinden daha büyük diyebiliriz. 26 bölü 5, 26 bölü 3 ve 26 bölü 10 en büyük. Burada bakın hep paylar eşit. Paylar eşitse paydası büyük olan en küçük oluyor. Burada payların eşit olma durumunda bir miktar ters durum söz konusu. Yani paydası büyükse kesir daha küçük olabilmektedir. 26 bölü 10 en küçük, sonra 26 bölü 5 ve en büyük 26 bölü 3. Ve hemen arkasında 16 bölü 10, 16 bölü 8 ve 16 bölü 11. 16 bölü 11 en küçük, sonra 16 bölü 10 ve 16 bölü 8 en büyük kesrimiz oluyor sevgili çocuklar. Evet, yine tam sayılı kesirlerde tam sayılar eşitse kesir kısmına bakmanız yeterlidir sevgili çocuklar. Evet, bunu da böyle bu şekilde geçiyoruz. Evet sevgili çocuklar, kesirlerin karşılaştırmasıyla ilgili çalışmalarımızı da burada tamamladık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.